projeyle sizi yakında göreceğiz sanırım. İnşallah. Merak ediyoruz nasıl bir karakter, İnşallah. Nasıl bir Kerem Bursin'iz. Ya açıkçası şu an projeyle alakalı hiçbir şey konuşamıyorum. Ama inşallah güzel olacak. Arkadaşlar çok özür dilerim. Biliyorum beklediğiniz ama benim kaçmam lazım. Çünkü trafik çok kötü. Ya sormak istediğiniz birkaç bir şey vardı. Biraz konuşalım. Arabayı hadi sizi normalde. İki soru. Tamam, o zaman diziyle alakalı çok bir şey paylaşamıyorum. Tamam, o zaman yani, başka bir şey soracağım. Tabii. Ben Şey partner da belli olmuş galiba. Ebrar küçük oyuncumuz. Ebrar evet. Ama dediğim gibi yani daha tam net değil her şey. O yüzden partnerle alakalı bir soracağım. Zeynep Farah Abdullah'ın geçtiğimiz günlerde bir tweet'i vardı. Hı. Erkek oyuncuların yanına mal seçer gibi partner arıyorlar, partner seçiyorlar diye. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Bence çok doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Yani siz bir de hassassınız bu konularda. Dün Dünya Kız Çocukları günüydü bu arada. Sizin hassas olduğunuz konular merak ediyorum. Ya maalesef yani doğru söyledi. Bir ekonomik eşitsizlik de var bu arada. Erkekler daha çok kazanıyor genelde. Tabii ama bu yani ülkemize has bir şey değil. Genel dünyada maalesef biraz böyle. Ve sadece bizim sektörümüzle de alakalı değil. Her sektörde de yani neredeyse böyle. O yüzden evet yani şey hoş değil. Ama evet yapımcıların bence bir tık daha şey... bilmiyorum yani seçimlerin yani bilmiyorum şimdi hiç kimseyi eleştirmek istemiyorum o yüzden ama evet piyasamızda toksik erkekler de var hala çalışıyorlar bu tarz şeylere önem vermemiz lazım dünya önem veriyor bazı başka piyasalar önem veriyor bizim de bence bu önemi bir tık arttırmamız lazım yani hele şimdi yurt dışından gelen şeyler var platformlar onlar var onların politikasına göre bunlar çok önemli şeyler ırkçılık seksizm herhangi şey bizim de artık bunlara bence çok çok önem vermemiz lazım. Bu arada erkek oyuncular da başroller de genelde bazen partnerleri seçerken olaya dahil oluyorlar. Siz bunu doğru buluyor musunuz yani oyuncunun seçmesini? Doğru bulmuyorum. Hatta yani bence herkesin bir audition vermesi lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Yani ben ona şaşırıyorum yani Amerika'da audition veriliyor, İngiltere'de audition veriliyor, ismin ya da popülaritenin ne olursa olsun audition veriyorsun ki yani oradan esas evet bu sinerji uyuyor, uymuyor ama yani bir isimden ya da bir popülariteden böyle bir seçim yapmak bence doğru değil ama bazen de oluyor yani tutuyor, doğru kararlar veriliyor. O yüzden geçtiğimiz günlerde bir isyanınız vardı çıkan aşk haberleriyle alakalı. Sizi pek böyle isyan ederken görmemiştiniz daha önce. Yok yani genelde böyle yalan haber çıkınca bir şey yapıyorum, bir bullshit diyorum. Senelerdir de diyorum. Evet, bir arkadaşımla çok alakasız bir şekilde haber yapıldı. Ona da bir şey dedim, tepkimi verdim. Yani öyle büyütecek bir durum değil. Evet. Hande Hanım'la görüşmüşsünüz. Onlar da çok... Mavi'nin aslında bir dönemden geçiyorlar. Evet. Hassas bir dönemden geçiyorlar. Evet. Sadece o konuyu çok konuşmak istemiyorum. Çünkü onlar için yani hassas bir konu. Ve özel kalmasını istiyorlar. O yüzden ben de ona saygı duyuyorum. O yüzden özel kalması için de... Çok kısa şey sormak istiyorum. Mavi'yle de aranız çok iyi de sizin kendisi. Daha fazla bir şey konuşmak istemiyorum çünkü bu durumu yani biliyorsunuz siz de hassas evet, bir durum. Magazinsel bir boyuta hiç taşımak istemiyorum. O yüzden onlara saygımdan saygı dolayı. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Fotoğraf alabiliriz. Yani çok bir şey giymedim ama. Kerem Bey buradayız. Siz iyisiniz değil mi? İyiyiz abi. Her şey yolunda. Siz aceleniz vardı yoksa biz daha çok şey eminim. Kusura bakmayın bu arada yani biliyorum beklediğiniz hepiniz ama. Geç.